lazım olan bir mesele oydu ki, çok ciddi meseleydi ki, Azerbaycan dilinin inkişafı, Azerbaycan dilinin tedbiki, Azerbaycan dilinin gitgide her yerde işlenmesi meselesi. Biz böyle bir kararla özümüz öz aramızda razılaştık ve kısmen de o meseleni o vakti Varaşilov eseri Ali Seveti Meryasi Teyit'in sedriydi. Ona mektup yazmıştım ben. O demişti ki, o sizin öz işinizdi, nice istiyorsunuz ileyin. Ancak biz merkezi komiteyle ve başka yerlerle razılaşmadan bu meseleni öz konstitüsyumuza dahil dedik ki, Azerbaycan dili, Azerbaycan'da devlet dili hesabı olunsun. Ve buna münasip olarak da Azerbaycan dili, Azerbaycan'da devlet dili kimi, Azerbaycan dilinin tedbiki ve inkişafı devam etsin. Bu karar çıkandan sonra ele belki bizim başımıza büyük bir taş düştü. Bize ele hücumlar olmaya başladı, ele bir takipler olmaya başladı. Hiç ağla sığmayan. Ki niye bu kararı çıkardırsın? Abla eğer bu devletse niye bunun dili olmalıydı? Eğer bunun dili varsa niye bu dil işlenmemeliydi? Bu ne cinayetti? Dedim eğer biz düz çıkartmamışıksa bu kararı siz lağvileyin. Yok bilirsen ki bunu lağvilemi olmaz. Ancak ne için sen bunu bizden razılaşmamış ilerlesin? Razılaşmamış ilemişim. Tahsirim var, tahsirimi verin. Yok bilirsen ki bu mülendireceğim siyasi mesele de elbette buna kim ceza verebilir bu adına. Böyle olmasın başka cür olsun. Ele de ilediler elbette. Nice neticeni siz bilirsiniz. Çok dehşetli bir hadise bize, demek hadiseyle biz rastlaştık. O da 59. ilin, demek İyul plenumunda. Mesela müzakere olup kurtarandan sonra son sözünde Kuruşov birdenbire, demek Pribaltika ülkelerine biraz şey dedi ki, onlar milletçilik gösterirler, demek milli his onlarda artır, Rusları sevmirler. Böyle danıştığı halde birden 180 derece çevrildi ki dedi ele bilmeyin ki başka yerlerde yoktu. Azerbaycan'da bundan da pisti. Mustafayev orada ele bir siyaset yaparır. O hatta Ruslara demek büyük kardeş adlandırırsa onların demek daldan hançer bellerine sokmaya hazırdı. Böyle bir gözlenilmeyen böyle ittihamla çıkış eledi ve başladı demeye ki mesela orada Stepan Şamyan mesela hamı bilir ki 26 Bakı komiserlerinin rehberidir. Ancak o onu hesaba almır. O ancak Azizbekov tanımak istiyor. Kakoyta Azizbekov diyen de ben yerimden çıktım. Kiretini Kakoyta Azizbekov. Adiniz Rukavaditliydi başlıklı Bakinski komiserim. Nice onu Kakoyta. Ve bir ikincisi de ki Azizbekov'un ben temsilinde öz kadrlarımızı terbiyelendirmek için. Ne ki Şamyan'ın. Niye Şamyan'ıdır? Yazmışsınız siyahıda birinci akın dedim. Bes onda Kuruşov'u H bukvasıyla birinci yazdılar alfabet nezdinde. O da öz bukvasıyla. Azizbekov adı o şıdı. O A bukvasıyla gelir o Ş bukvasıyla. Nice olur ben onu alt üst dilemeliyim. Babşım sohbetimiz çok pis gitti. Mübahiseli böyle ciddi. Biraz tehkramiz de oldu. Ahırda bizim meselemizi götürdüler. Neçit şeyde Politbüro'nun iclasında müzakirelemeye istediler. Bu o geçmiş hadiselerdi. Ele bil ki o vazifede olan da ben bütün etrafımda demek çerçeveler içerisinde sıkıla sıkıla kalan bir adam kimiydim. O işten çıkan günü ele bil ki ben tezeden bir denizden boğulma harabesine çıkıp serbestte çıkan bir adam kimi hissedim. Tezeden tamamıyla elmi işlerimle meşgul olmaya başladım. Ve gördüm ki bu siyaset alemi ele alemdi ki gerek ya ham ya başa yesen ve başını korumak için gerek öz başını yitirmiş olasan. Ona da ben razı olabilmezdim. Ben öz halkıma eğer hizmet edebilmiremse nahak yere, haksız yere ona ben yalan diyebilmezdim.